Evet, bir de soru soruyorlar. Hac'dan sonra Mekke dışında mikata gidilerek ömre yapılmaktadır. Bu ömre ile normal ömre arasında fark nedir? Şu anda yapılan ömre mi daha çok sevap, yoksa çok yapılan tavaf mı daha sevap? Bu andaki ömreden kaç adet ömre yapılmasını tavsiye edersiniz? Fıkıh sorusu sordular şimdi. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Ayşe validemiz geldiler Medine-i Münevvere'den. Hazreti Ayşe validemizin kadınlık mazereti vardı. Ömre yapamadı. Sadece ifrat haccına niyetlendi. Çok üzüldü. Hac bittikten sonra normal duruma geldi, haccını yaptıktan sonra. Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, herkes ömresini de yaptı, sevabını kat kat kazandı. Ben sadece hac yapabildim, ömre yapamadım. Mazeretim dolayısıyla, yani aybaşı dolayısıyla, adet görmesi dolayısıyla yapamadığını böyle üzüntüyle söyledi. Peygamber Efendimiz o zaman buyurdu ki, sen de git şeye, mikat dışına, oradan ihrama niyet et, şimdi temiz oldun. Bir ömre şimdi yap dedi. Demek ki Hazreti Ayşe validemize böyle bir ömre yapmayı emretmesi, hacdan sonra böyle bir ömre olacağını gösteriyor. Ama bazı alimler bunu uygun bulmuyorlar, tasvip etmiyorlar. Çünkü ömre aslında bu mübarek mescidi ziyaret demektir. Bayağı zahmetli, masraflı bir şeydir. İstanbul'dan kalkacaksın, uçağa bineceksin, tavaf yapacaksın, sa'y yapacaksın, tıraş olacaksın, bir ömre olacak. Yani bu kadar ucuz değildir. Buradan hemen git şeye, efendim, mikata, ihramdan gir, yarım saatte bir tavafını tamamla, sa'yini de yarım saatte tamamla, 1,5 saat içinde hop bir ömre kolay oluyor diye biraz şey yapıyorlar, ama Allah'ın lütfundan, rahmetinden ümit kesilmez. Efendim, bu Efendimizin Hazreti Ayşe validemize tavsiye ettiği cinsten bir şey olduğundan, herhangi bir şekilde ömre yapmamış olan insanlar bu böyle bir ömreyi yaparak, ömre de yapmış olarak gitsinler. Tabi bazı alimler bunu pek tasvip etmedikleri için kitaplarında aleyhinde konuşmuşlar. Efendim, uygun görmemişler. Böyle şey olmaz diye mesela bazı kitaplarda böyle yazılmış. Ama yapılırsa olur. Eğer hac ve ömreyi yapmışsa bir kimse, sünnet-i seniyeye uygun olan çok çok tavaf etmektir. O daha uygundur. Yani daha nizami olan şekil odur. Ama bazıları kendisi için yapıyor ömreyi. Babası için, dedesi için, sevdiği, hocası için vesaire için filan yapabiliyor. O da olur. Kaç adet yapılması diye bir şey bahis konusu değil. Yani normal olarak birkaç tane yapabilir, bir tane yapabilir, birkaç tane yapabilir. Onun bir hududu yoktur. Safa ile Merve arası Mescid-i Haram'ın dahili midir, değil midir? Eskiden hariciydi. Eskiden orası çarşıymış, dükkanların arasında sayı edermiş hacılar. Biz o günleri görmedik, ama o günleri görmüş yaşlı hacılar vardır belki içinizde. Eskiden hariciymiş. Şu anda mescitle birleşmiştir. Aralarında duvar ve kapı kalmamıştır. Şu anda mescidin içi hükmüne girmiştir. Yani Allah alem ne olur bunun sonucu, şey mesela oraya da giremez. Cünüp olan, efendim, hayızlı, nifaslı olan kimse oraya da giremez. Hatta biraz daha dışında mermer kısmı da parmaklıklarla çevirmişler, orayı da mescide katmışlar. Mescitler ne kadar etrafındaki arazi ona katılırsa büyür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi sanıyorum ona 10 arşın ebatlı bir şeydi. İlk kurulduğu bir arşın 60 santim desek 6'ya 6 falan gibi bir şey. Biraz daha büyük de olabilir rakamlar. Küçük bir şeydi ama orası büyüdü, burası büyüdü, orası büyüdü, burası büyüdü. Şimdi koskocaman, uçsuz bucaksız bir direk ormanı gibi, koruluk gibi bir şey oldu. Yemene kadar büyüse mescittir. Kendisi Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Yani ilave edilerek büyüse, Yemene kadar uzasa, aldılar Bab-ı Selam mescidin içinde kaldı, daha büyüttüler. Safa ile Merve'nin arası mescidin içinde kaldı, dışarısı mescit yapıldı. Şimdi orası mescidin ortasına kaldı. Normal olarak böyle olur. Büyütülünce büyür. Evet, bu soruyu da tamamladık. Farz olan tavafın dışında mazereti olan hanım Kabe'yi seyredebilir mi? Kabe dışarıdan görünüyorsa seyredebilir, ama mazeretli hanım mescide giremediği için giremez. Seyretmenin bir zararı yok, bir şey yok.
dışarıdan görünüyorsa kralın sarayına girdi. Mesela misafir oldu. Kralın sarayı tepeden bakıyor zaten Kabe'ye. Orada oturdu, seyretsin. Tamam edebilir. Görüyorsa bir yerden, oturduğu otelden, motelden seyredebilir. Mescidin içine hayızlı, nifaslı, cünüp insan giremediği için giremiyor. Hüküm odur. 3 adet hatim, 2 adet daha 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 1 daha 8, 1 daha 9, 9 adet hatim ve 10 adet hatim ve 90 bin kelime-i tevhid. Evet. Hocam, müsaade ederseniz bir konu daha ben öğrenmek istiyorum. Konunun başında... Ne oldu? Sor bakalım. Şimdi, hac esnasında birçok anormal durumları hepimiz görüyoruz. Bu fertlerden kaynaklanan bir durum var. Bir de en büyüğü de benim nazarımda organizasyon bozukluğu var. Acaba sizin gibi büyüklerimiz, bu organizatörler de bir irtibata geçip bu organizasyonu daha esaslı hale getirme imkanı... Bir kere şunu söyleyeyim. Bizim bu İSPAŞ şirketi normal bir turizm ticaret şirketi değildir. Bizim İSPAŞ şirketi İskenderpaşa camiamızın şirketidir. Vakfın bir koludur. Geliri vakfa aittir. Ve burada sizin karşınızda görevli gibi görünen, bağırıp çağırdığınız Hocam o konu değil ben. Ben tamamlayayım. Evet, bir dakika. Bağırıp çağırdığınız insan mesela şunu niye getirmedin, bunu niye getirmedin, bu otobüs niye şöyle, bu oda niye dar, bizi niye 8 kişi buraya aldınız, 7 kişi şuraya aldınız. Aslında o karşındaki adam bizim bir başka şeyimizin, vakfımızın bir başka müessesesinin genel müdürüdür. Siz onu hizmetçi sanırsınız, farkına varmazsınız, bilmezsiniz. Zavallı genel müdür hayrana şey yapıyor burada, organizasyon işleri yapıyor, hacılardan azarı işitir, zılgıtı yer filan. Olur, bunların hepsini biz göze alıyoruz. Şimdi biz burada yıllardır, yani 5-10 sene oldu, hac vazifelerini yapıyoruz. Bu organizasyonu yürütmeye, götürmeye çalışıyoruz. Maaşlı elemanımız da var. Fi sebilillah çalışan genel organizatörler vesaireler de var. Mümkün olduğu kadar güzel yapmaya çalışıyoruz ama... Kusursuz güzel olmaz, ayıpsız yar olmaz. Yarsız kalmış cihanda, ayıpsız yar isteyen demiş şair. Yani bu mekanizmanın da tam manasıyla mükemmel yapılması zordur. Neden? Kalabalık yönetmek zordur da onun için. İnsan çok çocuklu bir ailesi oldu mu, feleğini şaşırır. Biz de şimdi 1500 çocuklu bir baba gibiyiz yani, 1600 çocuklu. Hepsini Arafat'tan getireceksin, Müzdelife'ye, Müzdelife'den getireceksin, Mine'ye, şeytanı taşlattıracaksın, karnını doyuracaksın, barındıracaksın, suyunu sağlayacaksın vesaire. Bir aksama olur, bir arıza olur, bir bozulma olur, bir şey olur. Tabii bunların imdadına yetişeceksin, düzeltmeye çalışacaksın. Şimdi bizim bu ekibimiz, Allah için ben tabii bu işin başındayım diye söylemiyorum, bir taraf konuşmaya çalışarak söylüyorum, mükafat almıştır, madalya almıştır daha önceki senelerde. Yani ben vermedim madalyayı. Bu turizm, TURSAT diye bir turizm seyahat acenteleri birliği diye bir sendika gibi bir şeyleri var bu işin. Oranın adamları, müfettişler geldiler. Evleri gezdiler. Kaç kişi yatırıldığına baktılar, şartlarına baktılar. Bize teşekkür ve mükafat verdiler. Yani bu İSPA'nın organizasyonu, siz şimdi mesela Diyanet'teki arkadaşlarınız varsa, başka firmalardaki arkadaşlarınız varsa incelediğiniz zaman o zaman anlayabilirsiniz veyahut onları ziyarete gittiğiniz zaman genellikle çok güzeldir. Yani iyidir. Allah razı olsun. Yani bu çalışan kardeşlerimizden vesaireden çok iyidir. Genel şeylere göre, başkalarına göre ve bize ziyarete gelen arkadaşlar geçen senelerden, biz böyle hani taraslarda falan konuşma yapınca bizi tanıyan başka kimseler, başka firmalardan hacca gelmiş kardeşlerimizle geliyorlar filan. Bizim böyle kardeşlerimizin yattığı yerleri, odaları vesaireleri, imkanları görünce doğrusu beğeniyorlar. Geçtiğimiz senelerde hep şey dediler. Efendim Allah razı olsun filan dediler. Ama ben buna rağmen bu kadar büyük bir organizasyonun, yani binlerce kişiyi evirme çevirmeyle ilgili bir organizasyonun kusursuz olamayacağını biliyorum. Yapamazsınız yani, mümkün değil. İnsan kendi işinde bile kusursuz olamıyor. Defteri alıyor da
artık hiçbir şey yapmıyorum, yapmayayım, bozmayayım filan diyorsun. Gene de mürekkepte anlatıyorsun, ucunu kıvırıyorsun vesaire filan. İstemediğin halde bir şeyler oluyor. Ticaretini güzel yapmak istiyorsun da bir gün kâr ediyorsun, bir gün zarar ediyorsun filan. Yani burada bizim şeylerimiz, tuttuğumuz binalar rahat binalardır genellikle. Efendim, hacılarımızı rahat ettirmeye çalışırız. Biz hacılarımızın hiçbirisini Arafat'ta bırakmadık. Birçok firma Arafat'ta bırakmıştır, Müzdelife vazifesini yaptırmamıştır. Bu niye böyle bırakmıyoruz biz hacılarımızı? Biz ikinci defa şey tutuyoruz, otobüs tutuyoruz. Şimdi buranın firmaları, buranın şeyi, hac idaresi, hacı sayısının yarısı kadar otobüs veriyor. Şu hesapla, bu otobüs, bu kalabalığın yarısını bindirecek, Müzdelife'ye götürecek, dönüş yapacak, öteki yarısını da alacak, efendim onu da Müzdelife'ye götürecek diye hesap yapıyor. 100 kişilik, 1000 kişilik gruba 500 kişiye yetecek kadar otobüs gönderiyor. Tabii gidenin bir daha geri dönmesi mümkün değil. Böyle olduğu zaman birçok hacı Arafat'ta kalıyor, Müzdelife vacip vakfesini yapamıyorlar. Bu birçok senelerden bildiğimiz bir şey. Yani hocalara bakıyorum ki bunlar bilirler yani bu işin böyle olduğunu. İsim vermeyeyim, birçok firma hacısını gene Arafat'tan şeye intikal ettirememiş bu sene Müzdelife'ye. Bir otobüs 6.000-7.000 riyaldir. Bir otobüs. Yeni bir otobüs. Yeni bir otobüs daha tutuyoruz biz. Aslında bu her birinizden Suud hükümeti parayı kesiyor. Arafat'a gidiş geliş, Çitli'ye geliş gidiş, Medine'ye geliş gidiş parasını kesiyor. Aslında kendisinin vermesi lazım. Ama diyor ki tamam ben verdim diyor. Bu otobüs iki sefer yapacak, taşıyacak diyor. Ama taşıyamıyor. Taşıyamadığı hacılar orada kalıyor. Diyanetin hacıları kalıyor. Filancanın hacısı, falancanın hacıları kalıyor. Biz gidip ilaveten 7.000 riyal. Kaç para eder? Türk parasına vurun. Onu, yani ne kadar para ediyorsa işte o kadar para verip otobüs tutup buralara getirmeye çalışıyoruz. Şimdi hacı kardeşlerimiz otobüse bakıyorlarmış, kenarı vuruk, çatısı bilmem ne filan beğenmiyorlarmış vesaire. Yani ya şimdi sen burada bir dört tekerlekli bir vasıta buldun mu atla, ötesine bakma. Şimdi zaten iyi vasıtaların hepsinin sahibi var, hepsi bir yere gitmiş, işte şehirden neyi bulmuşsak almış onu getirmişiz. Zaten bu kendi kesemizden ayrıca verilmiş bir şey oluyor. Efendim onları işte hacılarımızı getirmeye çalışıyoruz. Şimdi biz esas itibariyle ben arkadaşlardan sorduğum, öğrendiğim, yani vazifelerde elhamdülillah çok güzel yaptılar. Binaların yerleşilmesinde mutlaka problem olur. Ben hacı falanca ile beraber yatmak isterdim. Burası şöyle olsaydı, burası böyle olsaydı. Olur, bunlar düzelir. Bunlar yani yerleştirme şeyleri biz kompütürle hesaplıyoruz. Her odaya şu kadar şey yapacak, şöyle olacak, böyle olacak filan diye, ama ufak tefek şeyler oluyor, sonra o yavaş yavaş düzeliyor. Bunlar da bir şey değildir. Hareme götürmek, getirmek, servis çalıştırıyoruz. O da güzel bir şey. Yani hacıları kendi haline bırakmıyoruz. Efendim kendi kesesinden şey yapmıyor. Servisle götürüp getiriyoruz. Yani benim şahsen yani tahminim, yine TÜRSAP teftiş yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Herhalde gene en iyi firmalardan birisiyiz. Ama ufak tefek arızalar olabilir. Onları hoş görün, kusurlarına bakmayın kardeşlerimizin. Onların bir kısmı fi sebilillah çalışıyor zaten. Yani memurlu eleman bile değil. Vazifeli, maaşlı eleman değil yani. Hocam ben o konuyu sormak istemedim. Benim sormak istediğim şu. Biraz önce dediniz ki işte Hacer-i Esved'i öperken izdam oluyor. Kadın erkek birbirine karışıyor. Suud hükümetinin yapmış olduğu Kabe'deki organizasyonun ben durumunu istiyorum. Veya bir şeytan taşlamadaki anormal bir... Yani İslamiyet'in nezafetine uygun olmayan bir manzara var. Bunu düzeltme imkanı, ben bu konuları sormak istiyorum. Şimdi ona da insaflı bir cevap vereceğim ben. Şimdi geçen gün beni şoför aldı, tünelleri gezdirdi. Köstebek gibi adamlar 7 senedir bu gördüğünüz kara taşlı dağların altına o kadar tünel şebekesi yapmışlar ki, bu sene hepsi hizmete girmedi ama Kabe'nin girişinde şeyi gördünüz. Böyle tünel ağzını gördünüz. Önümüzdeki sene girecek. Muazzam bir dağların altından delikler delerek yol yapma çalışmaları var. Yani bu izdihamı azaltmak, bu işi hali yola koymak için bir gayretleri var bu adamların. Doğrusu. Yani şimdi petrol vermiş Allah bunlara. Zenginlik vermiş. Bunlar da böyle kısmadan harcıyorlar. Bol harcıyorlar.
Medine-i Münevvere'de mescit bir kere çok genişledi. Yani 10-15 misli genişledi. Muazzam bir şey oldu. Ve air conditionlı, gölgeli, yani rahat, serin bir yer oldu. Mermer döşeli. Takdir etmemek mümkün değil. Burada da epeyce bir şeyler yapıldı. Şimdi sizin gibi benim de canımı sıkan hususların başında kadın erkek karman çorban olması geliyor. Şimdi bunlar, eğer buraya ömreye geldiyseniz daha önceki zamanlarda, kadınları erkekleri ayırmaya çalışırlar. Oraya vazifeliler koyarlar. Kadınlar dıştan tavaf etsin, erkekler içten tavaf etsin diye işaret ederler. Değnekle hafifçe vururlar, ayırırlar filan. Fakat bu hacılarda, yani gelen hacılarda nizam fikri yok. Yani kadın erkeklerin arasına giriyor, Hacer-i Esved'i öpüyor, dışarı çıkıyor. Göğüs bağır dağılmış, saç baş örtüsü gitmiş. Sakınmıyor yani, bizim hacılarımız sakınır bu işte. Yani saçının telini göstermez. Bazı hacılar erkeklerin arasına şeye giriyor. Benim aklım almıyor. Şimdi bu kalabalıkta bu adamlar buna razı olmazlar. Biliyorum ben kafalarını. Yani hanımlarının burnunu göstermiyorlar. Peçeyle gezdirtiyorlar. Arabalarına siyah cam takıyorlar. Mutahassıptır yani. Harem kısmını hiç göstermezler. Harem kısmı ayrıdır. Camları hiç açılmaz. Yani karılarını iyi korurlar bunlar. Hatta bizim hacılara ben biliyorum, yüzüne niye peçe örtmüyorsun diye Arapça söylüyordu. Yüzüne hicab, peçe tak filan diye söylüyordu ömrede. Örtünmeyi severler ama gelen hacılarda şey fikri yok. Tesettür fikri yok. Pakistanlı hacılar var. Başa örtülen o Yemeni cinsinden ince tülbenti gömlek yapmış kadın kendisine. Altına da bir şey giymemiş. Terlemiş. Yapışmış vücuduna. Göğsü, sırtı, karnı, göbeği açık meydanda geziyor. Yani İslami terbiye eksikliği var hacılarda. Hak tu yere şey yapıyor. Burnunu yere şey yapıyor. Şöyle elini şey yapıyor. Bir sallıyor, üstüme gelmesin diye ben kenara kaçıyorum. Burnundan çıkartıp savurup yere atıyor. Bu gölge eksikliği. Eğer ben buraya bir zaman gelir de hakim olursam elime bir kamçı alacağım. Efendim, demin sol eliyle içenlere 5'er riyal ceza yazdığım gibi 50'şer riyal ceza yazacağım tükürene, sümkürene, eğer başa geçersem. Şeye de, hava alanlarına da, şeylere de, pasaport vize yapıldığı yerlere de kağıt bastıracağım. Bak, tükürmek cezadır. Efendim, şöyle yapmak cezadır, böyle yapmak cezadır filan diye bu adamları hizaya getirmeye çalışacağım. Bunlar getiremiyorlar. Biz yaparız evvelallah, biz şey yaparsak, bir zaman gelir yönetim bize bir fırsat verirse inşallah düzeltiriz. Katılıyorum. En mühim mahsurlardan bir hanımların erkeklerle tavaf etmesidir. Geçen gün bir yere oturduk. Namazı bekliyoruz, sabah namazını. Şöyle bizim müezzin mahfilinin altında oturduk. Önümde hacı babalardan, Karadenizli hacı babalardan bir dizi var. Ben mahsurdan onların arkasına oturdum. Kurnazlık yapıyorum. Onların önünden adamlar gelip geçiyor. Benim önümden kimse geçmiyor. İkinci sırada biz oturuyoruz. Orada kurnaz kurnaz oturuyoruz. Dörde geldi. İşte dördü beş geçiyor. On geçe ezan okunacak malum. Sabah ezanı okunacak. Ah! Üç tane kadın geldi bizim ön tarafı beğendi oturdu. Uy anam, bunlar nereden geldi? Dua dedi bizim hacı babalardan bir tanesi. Tabii önünde kadın olunca arkaya doğru safların... Saflardaki erkeklerin namazı bozulur bazı mezheplere göre. Yani kadının arkasındaki ta aşağıya kadar safların şeyleri bozulur. Namazı olmaz yani. Kadının da olmaz namazı, onların da olmaz. Şimdi şöyle sağa baktı, sola baktı. Baktı pabuç bağlı, namazın gitme tehlikesi var. Gerçi haremde buna müsaade etmişler. Bazıları cevaz vermiş yani kaçınmak mümkün değil diye, ama bizim hacı baba kalktı. Yani yarım saattir, 45 dakikadır oturduğu yerden kalktı kaçtı. Kadınların arkasında namaz kılmamak için. Ben de kaçtım. Ben de ön tarafa kaçtım. Tam o kadınları getiren erkeğin yanına dedim ki, yani sen bu kadınları, bu erkeklerin önüne 3 tane kadını ne diye getirdin? Bunların namazı da bozulur, arkadakilerin de bozulur. O tebessüm ediyor. Yani boşver hacım filan gibilerden şey yapıyor. Anlayışı böyle. Bir de bazen namaza birden kalkılıverdiği için kadın nereye gideceğini bilemiyor. Yerler tam ayrılmamış, kadınların yeri, erkeklerin yeri. Erkeklerin arasında kalıveriyorlar.
ön saflarda, arka saflarda. Şimdi yatsıda yukarıdan seyrediyoruz şeyi, Kabe-i Müşerrefe'yi. Namaz vakti geldi diye askerler açtılar, Hacer-i Esved'e de ziyareti kapattılar, askerler duruyor da. Efendim, imamın yeri de hazırlandı, biraz sonra yatsı ezanı okunacak. Kadınlardan bir iki tanesi kurnaz askerlerin arasından daldılar boşluktan, şeye, Hacer-i Esved'i öpmeye. Askerler de sokmak istemediler. Bir itişme, bir kakışma biz uzaktan görüyoruz. Kadın böyle askerle cedelleşiyor. Halbuki la refese ve la füsuka ve la cidale fil haç. Haçta böyle şeyler olmaması lazım. Kadının ne işi var orada yani? Hacer-i Esved'i uzaktan Allah kabul eder. Ne işi var? Erkekler de onu şeye, askerler de onu sokmak istemediler. Bir ittiler, pat düştü. Kadın yere düştü. Rezil oldu tabii. Kalktı gene filan. Yani böyle acayip şeyler oluyor. Bana kalsa bu işin çözümü kadınlara ayrı tavaf saati ayırmak lazımdır. Mesela sabahleyin 9'dan 11'e kadar 2 saat kadınlarındır. Öğleden sonra efendim 1'den 3'e kadar 2 saat kadınlarındır. Yatsıdan sonra 12'den 2'ye kadar 2 saat kadınlarındır. Erkekler giremez deseler o zaman iyi olacak. Çünkü Şafii mezhebinde bir kadının vücuduna Şafii'nin eli değerse abdesti bozulur. Bozuk abdestle de şey olmaz. Abdest bozulduğu zaman da yani tavafu olmaz. Şafiiler Hanefi mezhebini taklit ediyor. Orada şey yapmak için. Yani vaziyeti kurtarmak için mecbur kalıyorlar. Ama buna hiç lüzum yok. Aslında şeyleri ayırmak lazım. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yeküllehu küfüven ehad. Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak, min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerri nefasati fil ukad, ve min şerri hasidin iza hasad. Allahu ekber. La ilahe illallah wallahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas allazi yuvesvisu fi sudurin nas, min el cinneti ven nas. Allahu ekber. La ilahe illallah wallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakine allazine yu'minune bil gaybi ve yuqimune s-salate ve mimma razaknahum yunfikun. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahireti hum yuqinun. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي الآل الوحاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب السماوات والأرض يا رب العالمين يا رب الكعبة المشرفة يا رب المسجد الحرام يا رب النور والظلام تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا يا رب يقبل منا حجمزي عمرlerimizi ibadetlerimizi taatlerimizi tavaflarımızı dualarımızı niyazlarımızı kardeşlerimizin okumuş olduğu 11 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekilmiş olan 90 bin kelime-i tevhidi vesaire ibadet ve taat ve hayrat ve hasenat ve ikramatı lütfunla kereminle ya Rabbi ahsen ve etem olarak
olarak kabul et. Amin. Ya Rabbi şu aciz, naçiz, eksik ve kusurlu ibadetlerimizi rahmetine ermekte. Rızanı kazanmamıza vesile eyle. Amin. Bizleri sevdiğin, razı olsun, rahmetine erdirdiğin kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan hücur ve mesubatı bazen kabul minna bil fadlu ve ihsan evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem seslenen kesir hazretlerine acizane acizane şu mübarek hocamda şu mübarek sende de an ve hibe ve hediye eyledik bizlerden Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, teveccühüne, iltifatına dair olan ümmetlerinden olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine hüsnü temessük eylemeyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini şu asırda ihya eylemeyi, böylece şehitler gibi sevaplar kazanmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o mübarek âlinin ezvacı tahirat-ı ümmahat-ı müminin validelerimizin, evlad-ı Resulullah'ın sair enbiya ve mürselinin ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri, halifeleri, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin, mürşidin-i kamilinimiz hazretlerinin cümlesinin ve haseten Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen kendisinden feyiz aldığımız üstadlarımıza ve haseten hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi hazretlerine kadar Turuk-u Aliye'lerimiz silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayih-i mürşidini esatizemizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri vasıl eyle. Ya Rabbi o evliyaullah sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine, iltifatlarına cümlemizi nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, Müslüman ecdadı cettatımızın, akraba-ı taallukatımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, zürriyetlerimizin, yakınlarımızın, ahbaplarımızın, dostlarımızın, bizim üzerimizde hakkı olanların, bizden kabirlerinde boynu bükük dua bekleyenlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle. Amin. Bu hatimleri okuyan, bu kelime-i tevhidleri çeken kardeşlerimiz ne niyetlerle okumuş ve bu tesbihleri çekmişlerse, o niyetlerine de, o niyet ettikleri kimselerin ruhlarına da hasreten ikram eyle. Amin. Ya Rabbi sair müminini müminat ve müslümini müslümanı da kâfeten, âmeten, şu beldeyi tahireden mesul bulunan evliya ve evliya ve salihin ve sahabe-i kiram ve sair müminin müminatı taraflarına hasreten hediyelerik vasıtayla. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini gayb hazinelerden sunduğun hadsiz hesapsız imkanlarla pürnur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Derecelerini yüksek eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin biz yaşayan mümkün kullarına da tevfikini refik eyle. Hac etmeyi nasip eyledi. Hacı nasip eyledi. Bundan sonra da hacılık sıfatına uygun yaşamayı nasip eyle. Sevdiğin razı olduğun kullar olarak yaşamayı nasip eyle. Sevdiğin razı olduğun ibadet ve taatleri, hayrat ve hasenatı yapmayı nasip eyle. Hasreten ya Rabbi helal rızıklar kazanıp helal lokma yemeği evlatlarımıza helal lokma yemeği cümlemize nasip eylesin. Ya Rabbi bundan sonraki ömrümüzde haramların, günahların her çeşidinden bizi faiz ve veri eylesin. Ya Rabbi bizde sevmediğin huylar, haller, sıfatlar varsa onlardan bizleri fark eylesin. Bizi sevdiğin huylarla huylandır. Sevdiğin yollarda yürüt. Sevdiğin sıfatlara sahip eyle. Sevdiğin ilimlerle mücehhez. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de senin sevdiğin mümin kullarıyla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi imandan sonra küfre düşenlerden eyleme. Amin. Hidayetten sonra yolunu şaşırıp dalalete sapanlardan eyleme. Amin. İzzetten sonra zillete uğratma. Amin. Ya Rabbel Alemin huzuruna kabulden sonra huzurundan kovulanlardan eyleme. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim kullar eyle. Amin. Sevdiğin, razı olduğun kullar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin süeda ve salihin zümresine cümlemizi ilhak eyle. Amin. Cümlemize ya Rabbi sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, hayırlı,
uzun ömürler sürmek nasip eyle. Bu uzun ömürlerimizde senin rızana uygun faaliyetler yapmayı, işler başarmayı, hayrat-ı hasenat yapmayı, sadaka-i cariyeler tesis eleyip arkamızda bırakmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, son nefesimizde sevdiğin bir hal üzereyken, abdestliyken, oruçluyken, hak yoldayken, hayır yolundayken, cami yolundayken, yine böyle hac ve ömre yolundayken, sevdiğim bir kul olarak dilimiz zikrinle meşgulken, Ya Rabbi ferahun ve rayhanun ve cenneti naim ayet-i kerimesinde işaret olunduğu üzere güzel bir hal ile şu can emanetimizi buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye mümini kamiller olarak vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Biz de kabire gireceğiz ya Rabbi. Kabirlerimiz cennet bahçesi eyle. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi şu Mekke'de hac münasebetiyle, abdestli olarak böyle güzel bir vesileyle burada böylece topladığın gibi ya Rabbi, Peygamber Efendimizin liva-ul hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşir eyle. Ya Rabbel Alemin, mahşer sıkıntılarına, izdihamına, korkularına, endişelerine bizi düşürme. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir. Nurdan minberlere oturtup nurdan libaslar giydir. Ya Rabbi, defter divan açıp bizi sorgu sualde terletme. Bi gayri sebki azabin ve ikabin ve hisab duhul-i evvelin ile Firdevs-i Âlâ'na bi gayri hisab dahil eyle. Habibi Edib'in Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Firdevs-i Âlâ'da komşu eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemalini gören has kullarının zümresine cümlemizi dahil eyle. Amin. Dualarımızı şu hatimler hürmetine kabul eyle. Amin. Zikirler hürmetine kabul eyle. Amin. Salatü selamlar hürmetine kabul eyle. Amin. Habibi Edib'in hürmetine kabul eyle. Amin. Şu mübarek beldeler hürmetine kabul eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allah'a emanet. Hocam Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Buradan Medine'ye gidecek olanlar, eğer gidecek olan varsa Peygamber Efendimiz'e bizim selamlarımızı, hürmetlerimizi iletsin. Doğrudan doğruya memlekete gidecek olanlar bizi duadan unutmasınlar. Biz burada birbirimizle kardeş olduğumuz gibi inşallah orada da inşallah memlekette de kardeşlikleri devam ettirelim. Ahirette de cennette de kardeşlikleri devamlı olsun inşallah. Allah-u Teala Hazretleri tekrar tekrar şu diyarlara girip makbul haçlar yapmayı cümlemize nasip eylesin. Sevdiği kullarla beraber haşr eylesin. Evet, şimdi bazı kardeşlerimiz burada tabii sakal kesilmiyor, efendim kıyafetler, sarıklar, İslami kıyafetler oluyor. Bu sakallarını kesmeyecekler, Türkiye'de de devam ettirecekler. Allah bu sünnet-i seniyeye uymaları dolayısıyla bunları büyük sevaplarla tasdif eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin bozulduğu, şaşırdığı zamanda sünnet-i seniyyeye sarılıp sünneti ihya eden, ifa eden, uygulayanlara Allah-u Teala Hazretleri şehit sevapları verecek. Bu kardeşlerimizi de sünnet-i seniyyeyi ihya edip şehit sevabı alanlardan eylesin. Onları ve bizleri daha başka nice sünnetleri yapmaya, icra etmeye, sünnet-i seniyyeye uygun yaşamaya muvaffak eylesin. Bidatlardan, hurafelerden, haramlardan, efendim Allah'ın sevmediği yerlerden, yollardan, işlerden, fikirlerden, düşüncelerden, akımlardan, cereyanlardan bizleri Rabbimiz uzak eylesin. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hakka hatta tekume sa'a buyurduğu gibi Efendimizin kıyamete kadar daima hak yolda yürüyen, İslam'a hizmet eden bir uyanık, has hakiki Müslüman zümre mevcut olduğu gibi bizi de o zümreden eylesin Rabbimiz. O
hakkı tutan, hakkı destekleyen, hak için çalışanlardan eylesin. Allah-u Teala Hazretleri beldelerimize İslamiyet'e hakim eylesin. Bidatlardan, hurafelerden, küfürlerden, isyanlardan, nifaklardan, şirkten, haramlardan, şeytani, Allah'ın sevmediği hal ve işlerden beldelerimizi pak eylesin. Allah-u Teala Hazretleri ecdadımızın Allah Allah diye yolunda cihad ederek fethettiği bu diyarları elimizden günahlarımız dolayısıyla, içimizdeki süfehanın yanlış hareketleri dolayısıyla onlara gazap edip Rabbimiz elimizden almasın, çıkarttırmasın, düşmanın eline geçirtmesin, bizi düşmanların kahrıyla kahretmesin, düşmanların istilasıyla cezalandırmasın, affın affıyla muamele eylesin. Müslümanların elinden çıkmış olan diyarları Rabbimiz tekrar Müslümanlara ihsan eylesin. Müslümanlara zulmeden, Müslümanları öldüren, katleden, kafirli çanlara ot tıkayıp ezanlar okumayı Rabbimiz cihanın her yerine İslam'ı götürmeyi bizlere nasip eylesin. Sünnet-i Seniyye'yi sahabe gibi tutup Peygamber Efendimiz'in yolunda sahabe gibi fedakarca çalışmayı, dünyanın her yerine İslam'ı yaymayı cümlemize nasip eylesin. Sadece sakal sünneti değil, her türlü sünnetlere dış ve içten, kalıptan ve kalpten, zahirden ve batından tam uyarak, tam İslam ahlakıyla ahlaklanıp, Resulullah'ın yolunda yürüyüp Resulullah Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına nail olmayı Rabbimiz hem bu kardeşlerimize hem cümlemize nasib-i müyesser eylesin. Bi hürmeti esma-i'l hüsna ve habibi'l müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Allah.